hırsız mı? Ne hırsızı? Bu köyde hırsız yok ki. Yurt dışından getirttik canım. Hem bu hırsız kalp çalmakla yetinmiyor, çek de çalıyor. Çeki mi çalmış? O zaman hemen gidip jandarmaya haber veririm. Dur sen hele. Ben biliyorum kimin çaldığını. Biliyor musun? Kimmiş? Burhan. Hı? Ne? Ne? Onlar evde yok bir Kerem. Boşuna gelmişsiniz. Çeki çalıp köyü terk etmiş mendoburlar. Kezbani yenge, iftira atma, kötü olacak bak. Ne olacakmış lan? Senin film numaralarını sökmez bana. Hadi gidelim Kezban'ım. Gidelim. Gidelim de jandarmaya haber edelim. Tutuklasınlar da aklı başına gelsin amcaoğlunun. Burhan hırsız çıktı teyze, hırsız. Boyu devlisin onun. Ayol, daha bir şey bilmiyoruz. Her şey ortada teyze. Köyü terk edip gitmişler. Terk edildim teyze. Aman! Soyguncular geldi! Soyguncular! Gidip kaynanama haber ver ayım. Hırkızlar geldi! Hırkız! 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 Ya ne diyor bu deli? Hırkız! Aman be baba. Hırkız. Deli işte. Niye bağırdığını kendi de bilmiyor. Ne? Bana bakın lan. Size cüre çenem mi? He? Hiç mi özlemeniz lan? Dengelin, dengelin. Yanlış köye geldik oğlum. Bu işin altında başka bir şeyler var ama ne? Evet. Ya deli Kezban'ın işi ya da köye uzaylılar geldi. Nereye sakladınız çeki? Ne çeki Kezban? Burhan'ın çaldığı çeki. Dellenme kız. Paraları yediniz değil mi? Paralar bunun içinde mi? Paraları yok Kezban. Yalan atma. Yoksa yolarım seni. Dur. 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 Tamam. Yapma. Çok güzel olacak. Ahmet Ali'yi kovdurdum. Anam mı söyletiyor sana bu lafları? Doğruyu söyle. Asıl sen bana doğruyu söyle. Neden çaldın o çeki? Çek mi? Ne çeki? Sakın inkar etme. Biz parasız da mutlu mesut olurduk Burhan. O kirli parayla bana hediye almana gerek yoktu. Zülbiye, ben hiçbir şey çalmadım. Neler uyduruyorsun öyle? Peki niye kaçtın? Anandan kaçtım Zülbiye. Beni evde görseydi kemiklerimi kırardı, bilmez misin? Bizim evde ne işin vardı? Bursa'ya gidecektim. Bir şeye ihtiyacın var mı diye sormaya geldim. Ama evde yoktun. Hayruş da kahve için eve çağırınca... Yalan söylüyorsun. Sen hem bir yalancısın hem de hırsızsın. Git buradan. Sonunda muradına erdin. Sevenleri ayırdın. Sen sevemezsin lan. Hırsızların duyguları yoktur. Aha da jandarmalar geliyor işte. Kolay gelsin. Şimdi paçaların tutuştu değil mi? Benim kimseden korkum yok. Burhan Cüret'i sen misin? Evet evet bu. Evet benim. Çek hırsızlığından seni tevkif ediyorum. Çok iyi ediyor. Penceresi camcama muallim. Selam söyle amcama muallim. Selam söyle amcama muallim. Jandarma Bursa'ya bilir kişi gönderip olayı soruşturmuş. Burhan'ın dedikleri doğruymuş. Burhan o paraları düğünden mi kazanmış? He. Boş yere çocukcağızın günahını aldınız. Bak suçsuzmuş. Peki Burhan suçsuzsa o zaman suçlu kim? Ben de onu diyorum Salim. Çeki kim aldı? Ay. Demek kolay günü bir tek Burhan'la siz evdeydiniz ha? Evet. Teyzem çalmadığına göre o çeki amcanın oğlu olan malum kişi çalmıştır. Burhan'ın suçsuz olduğu anlaşıldı. Bazen adalet de yanılabilir. Adım gibi biliyorum. O çeki o çalmıştır. Şimdi parmak izlerini sağlayacağım. Buraya parmağınızı basın. Size bir şey diyeyim mi? Konumuzla ilgisi varsa söyle. Yoksa sessiz olun, konsantrem bozuluyor. Saffet, sen var ya sen salaksın oğlum. Ama biz senden de salağız. Sen kim oluyorsun da bizi sorguya çekiyorsun ha? Parmak izlerimizi alıyorsun. Öldürürüm seni ha. Doğru valla. Baba sen de kuzu kuzu bu kağıda parmak basıyorsun. Hakikaten ya. Sen de amcanın oğlu gibi evimizden bir şey çalmadan defol git.
Gel kuzucuğum. Yarın çarşıya ineceğim. Sana ne alayım kuzucuğum? Anası varken çok şükür oğlumun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Çocukların önünde tartışmayalım Kezboş. Kötü örnek oluyoruz ya. Buraya gelmekle onlara kötü örnek oldun zaten. Sen ne demek istiyorsun? Ay, hayatım. Yapmayın ya. Kardeşim olduğun için senden utanıyorum. Asıl ben senden utanıyorum. Kızım sen çatlaksın, çatlak. Bütün tahtaların eksik senin. Sana çekmişim. Allah Allah. Yapmayın. Yapmayın. Ah, bakalım seni. Ah. Yapmayın. Kes bana. Herkesin günahını aldım. Helal paraymış doğrusu. O çekin kitapta ne işi var? Hı? Vallahi ben koymadım. Burana da iftira ettin onu. Biliyorum. Yarın gider onlardan özür dilerim. Burhan! Burhan müjde! Burhan! Hamide teyze! Burhan! Burhan! Hamide teyze müjde. Çek bulundu. Hem de nereden çıktı biliyor musun? Benim kardeşim Cemal'in kitabından. Burhan evde mi? Ona müjdeyi vermeye geldim. Burhan gitti. Gitti mi? Nereye? Nereye gideceğini söylemedi. Ama köyü temelli terk ettiğini biliyorum. Bir daha da buraya dönmeyecekmiş Burhan. Aman Allah'ım. Sen de anan da kına yakın gayrı. Gitti Burhan'ım. Öyle konuşma Hamide teyze. Oğlum sizin yüzünüzden gurbete gidiyor. Beni oğlumdan ayırdınız ya. Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın. Kezban yenge bayram etsin. Gitti oğlum gitti. Nereye gideceğini söylemedi mi? Hiçbir şey demedi. Gideceği yerden bize yazacakmış. Ona çok büyük haksızlık ettim. Kendimi asla affetmeyeceğim. Oğluma da en çok dokunan senin lafların. Burhan'ıma hırsızlık yapmayacağını sen çok iyi biliyorsun. Lakin ailecek oğluma kara ilikliği sürdün. Ondan özür dilemek için gelmiştim. Geç kaldım. Yarım saat önce gelseydim belki de Burhan'ım yollara düşmeyecekti. Gideli yarım saat mi oldu? Minibüste mi gidecek? Belki ona yetişebilirim Hamide teyze. Çıktı. Ne olur beni affet. Sana haksızlık ettiğimi biliyorum. Gidiyorum Sürbiye. Niye gidiyorsun Burhan? Çek bulundu diyorum. Suçsuz olduğunu. Bana inanmadın Sürbiye. Gitme ne olur Burhan. Beni affet. Ben sandım ki. Tabii ya. Benim çaldığımı sandın. Çek bulunmuş ne fark eder? Adımı hırsıza çıkardınız ya. Seni de ananı da affetmeyeceğim. Burhan, seni seviyorum. Eğer gidersen ben de canıma kıyarım. Sensiz yaşayamam. Doğru mu söylüyorsun Sülbiye? Gidersem canına kıyar mısın? Vallahi de kıyarım, billahi de kıyarım. Sen olmadan bu hayatın ne anlamı var? Sensiz yaşamaktansa ölürüm daha iyi. Ne oldu? Vay be. Herkes bize bakıyor. Aa,
aferin sana abi. Vallahi senden hiç beklemezdim. Ama yiğit çıktın ha. Ne demek Kezban yenge? Köye benim de bir katkım olsun. Ben de üzerimdeki bu yükten kurtuldum sonunda. Oh be. Avni al şunu, tarlanı alıyorum. Buraya açacağımız okul hepimize hayırlı uğurlu olsun. Olsun. Kezban yenge, bu sende kalsın. Neden? Başlık parası yerine veriyorum. Benim satılık kızım yok. Hem hangi çağdayız artık? Başlık parası tarihe geçti. İyi o zaman, bu parayla düğünümüzü ederiz. Ne diyorsun Kezban yenge, Sülviye bana verecek misin? Anamla isteme gelelim mi? Anaoğlu ecelinize sürdüyseniz gelin. Gelin 24 saat hizmetinizdeyim. Gelin hadi. He! Yürü! Yürü! Bekir geliyor. Özür dile de bitsin Kezban'ım. Hani özür dilemek erdemlikti? Ben Bekir'e bir şey demedim ki özür dileyeyim. Hadi Burhan'la Hamide neyse ama bundan dilemem. Kezban'ım şimdi özür dile de akşama onlara gitmekten kurtulalım. Delirdin galiba Salim. Köylünün önünde beni rezil mi edecek? Eğer özür dilemezsen köylünün gözünden düşersin. Hayırlı olsun Kezban yenge. Çek bulunmuş, tarlayı da almışsın ha. Artık bundan böyle çocuklarımız karda kışta rezil olmayacak. Köyümüz ilmirfan yuvası olacak. Bizi ele güne rezil ettin Kezban yenge. Herkesin önünde benden ve ailemden özür dileyeceksin. Evimize geleceksin, benden, karımdan ve oğlumdan özür dileyeceksin. Ayağınızı burktunuz galiba. Ah, şu köy yollarına alışamadım gitti. Ay. İzin verirseniz bakabilir miyim? Ay ay ay. Acıyor mu? Çok. Buralı değilsiniz galiba. Şehirli birine benziyorsunuz. Yok yok, aslen buralıyım. Ama uzun yıllar İstanbul'da kaldım. İstanbul mu? Güzel şehir İstanbul. Orada bulundunuz mu? Askerliğimi orada yapmıştım. Ya... Ay ya. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Yardım edebilir miyim? Ay ya. Ay. Mersi. Nasıl üstüne basabiliyor musunuz? İyi iyiyim, iyiyim ben. Eliniz ilaç gibi geldi. Doktor falan mısınız? Yok değilim ama uzun yıllar hastanede kaldım. Hasta olarak mı? O günleri konuşmak istemiyorum. Geçmişe sünger çektim ben. Burada ne işiniz var? Yarım bıraktığım işleri tamamlamaya geldim. Anlayacağınız gidişim suskun olmuştu ama dönüşüm muhteşem olacak. İyi günler. İyi günler. Gitseydim çok üzülür müydün Sülviye? Kahrolurdum. Kendimi asla affetmezdim. Hatta canıma bile kıyardım. O ne biçim söz? Önümüzde çok güzel günler var. Anam varken biz güzel günleri zor buluruz Burhan. Haklısın. Bakarsın anan insafa gelir bizi evlendirir. O biraz zor. Anamın evet diyeceğini sanmıyorum. Ya Burhan nerede kaldı? Burhan değil, öğretmen. Güzel insanlar, merhaba.
Ana Simetri. Herkese iyi akşamlar. Simetri abi, sen akıl hastanesinden mi kaçtın? Teessüf ederim delikanlı. Oraya akıl hastanesi denmez. Ruh ve sinir hastalıkları hastanesi denir oraya. Yok ya. Şuna kısaca tımarhane desene. İyi ki bayanlara karşı çok saygılıyım küçük hanım. Yoksa yapacağımı bilirdim. Simetri, bize o dediğin yerden nasıl kaçtığını anlatsana. Ben kaçmadım delikanlı. Tedavi olup çıktım. Yok ya. Hem aranızda bana çay ısmarlayacak bir centilmen yok mu kuzum? Ben ısmarlarım. Aha. Ne de olsa meslektaşız. Bence akıllı olmuştu. Haline bak. Dur şimdi bir şeyler yapar. Efendim. İki çay. Tamam. Teşekkür ederim. Kerata. Dillerin dayanışma içinde olması ne güzel. Darısı biz akılların başına. Bak şimdi. Simetri. Aman. Anne ayıp ayıp. Simetri abi. Çok ayıp. Gerçekten akıllanmış mı? Dur bak şimdi dayanamayacak. Evet, kesin delirecek. O bizi. Simetri abi. Bak. Anne, yapma, kırılır. Aman. Bak buldum. Kalk, amuda kalkacağız. Hadi. Kızım ye. Simetri abi. Ne oldu delikanlı? Tersin mi döndü? Ben şuna bak lan. Sevabını düzeltsene. Ne yaparsanız yapın artık ilgilenmiyorum. O günler çok geride kaldı. Ben tedavi gördüm. Ya düştün işte. Vallahi haklısın Simetri abi. Tedavi işe yaramış. Simetri abi, ben de tedavi olsam akıllanabilir miyim? Sakın akıllanma. Delilik sana çok yakışıyor Ercim. Teşekkür ederim. Yakışıyor değil mi? Bekirlere gideceğimizi rüyamda görsem inanmazdım. Sus Salim, zaten sinirlerim tepemde. Sen büyük kadınsın Kezban'ım. Yaşanarak mı söylüyorsun bunu? Yok canım, erdemliğinden dolayı söyledim. Hatalı olduğunu anlayınca özür diliyorsun ya, onu kastettim. 40 yıl düşünsem Bekir'in ayağına gideceğim aklıma gelmezdi. Ama çeki çaldılar diye ayaklarına gittin. Zavallı Hamide'nin saçlarını yolduğunu unuttun mu? Salim, al şunları git benim yerime onlardan özür diler. Hamide'nin yüzüne bakamam ben. Olmaz. Kabahatli sensin. Senin gitmen lazım. O kadar. Bunun fındıklısı yok muydu? Fındıklısı, fıstıklısı, bademlisi, kaymaklısı neli istersen var. Curacıya bak. Beni lokumcu dükkanı sandı. Kızma canım, şaka ediyorum. Kalk gidiyoruz Salim. Acele etme Kezban yenge. Daha kahvelerimizi içmedik. Hamide de pek ünerli maşallah. 3 saattir bir kahveyi getiremedi. Kızım bir de kahvelerin ne oldu? Geliyorum, geliyorum. Aa. Ana. Hamide, bu ayağındakiler ne de böyle? Buna topuklu ayakkabı denir. Bilmeyenler öğrensin. Hem bu bir şey değil. Geçenlerde Bekir'im bana üstü pırlanta taşlarıyla süslü bir çift terlik aldıydı. Kız ben sana terlik mi aldım? He? Kız Hamide, sen hayatında pırlanta mı gördün? Onlar cam parçaları, cam. Dikkat etsene. Yandım. Hadi özür dile de gidelim. Okul işi iyi oldu değil mi Bekir? Hayırlısıyla erkenden biter inşallah.
Okulun adı Kezban İlköğretim Okulu mu olacak Kezban? Merak ettim de. Artık o köylünün takdirine kalmış bir şey, ben bilemem. Bize müsaade. Hadi biz gidelim artık. Sen buraya bir sebepten dolayı gelmiştin, onu demedin. Geldim ya, onu diyeceğime sayın işte. Hadi dede gidelim. Ne diyecekmiş? Kezban sizden özür dilemeye geldi de ondan. Dilesin o zaman. Sen özürünü dile. Kabul edip etmemek bize kalmış bir şey. Sen kim oluyorsun da benim özürümü kabul etmiyorsun? Tezeklen mi de? Senin özürün kabahatinden de büyük. Ya kessin gürültüyü de Kezban, özür dilesin. Dur bekle. Sen özür dilerken ben de cüramla sana eşlik edeyim. Şimdiler de çok moda. Bütün şairler şiirlerini müzik eşliğinde okuyorlar. Salim bu cüracı benimle dalga geçiyor. Bir şey demeyeceğim mi? Ne diyeyim Kezban? Ana ben geldim. Kezban yenge. Ayol annenler de nerede kaldı? Jandarmaya gidelim, kesin oradalardır. Ne işleri var orada? Komutanın çayını kahvesini içmeye gitmişlerdir. Cıddı. Ama sen de alemsin teyzoş. Anam bilmiyormuş gibi kesin Bekir amcalarla kavga ediyordur. Doğru valla. O hırgür çıkarmadan duramaz. Geldiler. Dur ben bakarım. Şşt yavaş. Ayol durun, kapıyı kıracaksınız ha. Ercep, senin burada ne işin var? Kızınca da pek güzel oluyorsun biliyor musun Hacerim? Cinayet işlerken de görmek istemiyorsan çık çabuk. Gece vakti elini kana vurama Hacerim. Ercep, sen buraya niye geldin? Unuttum. Tamam o zaman, hatırlayınca yine gel. Hadi şimdi git. Anam gelir seni görürse çok kızar. Hatırladım. Kezban yengeye Simetri'nin köye geldiğini söylemek için gelmiştim. Allah Allah, bu delileri de bu köye kim tayin ediyor anlamıyorum yani. Hacer, desene sana bir deli kısmeti daha çıktı. Ağzından yemezsin kız. Olmaz! Hacer'im benim olacak. Simetri ona yan gözle baksın, gözün olmasın namussuzum. Kezban yenge, seni hangi rüzgar attı buraya? Bilmem, Lodos mu desem, Poyraz mı desem, yoksa Katerina kasırgası mı desem? Kezban yenge yaptığı hatayı telafi etmek için gelmiş. Yoksa beni sülbeye mi istemeye geldi? Bu çocuğun zekasına bayılıyorum vallahi. Lep demeden leblebi anlıyor maşallah. Kezban yenge, hadi sade de gel. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle oğlunuz Burhan'ı kızım Zülbiye'ye istiyorum. Baba verdim de. Kezban yenge, sen buraya bizden özür dilemeye mi geldin, yoksa bizimle alay etmeye mi geldin he? Ne? Ya Kezban yengen senden ve ailenden özür dilemeye geldi. Ya. Hadi. Dur Salim. Burhan, sen neden bu saatte evdesin? Senin derste olman gerekmiyor muydu? Kalk yürü, kahveye gidiyor. Bu saatte kahvede ne işin var? Oturduğun yerde. Bu saatte orası kahve değil, okul. Sen de bunlara baka baka çeyrek akıllı oğlun çıktın. Ayıp oluyor ama. Kezban bu. Ayıptan ne anlar? Bakıyorum saçlarını nasıl yolduğumu unutmuşsun Hamide. İstersen bir daha yol gibi. Hadi kalk yürü, düş önüme. Hadi. Estağfurullah önce hanımlar. Kibar ailenin hali de bir başka olur. Ama hani kibarlıktan anlayan? Kezban yenge bir şey unutmadın mı? Tamam ya, özür diledim ya. Daha dilemedin. Özür dilerim. Şöyle. Ben de sizinle geliyorum. Biz bu akşam uzun uzun düşünelim. Özürünüzü kabul edip etmeyeceğimizi yarın bildiririz. Gidelim yoksa elimden bir gaza çıkacak ha? Tövbe tövbe. Salim! Nereye gidiyorsun? Kezban'ım benim biraz işim vardı da. Ne işiymiş bu? Yine kahveye gidiyorsun değil mi? Taşları dizmeye. Yok Kezban'ım, yok. Çok önemli bir işim var. Akşama öğrenirsin. Ne işler çeviriyorsun lan benden habersiz? Merak etme Kezban'ım. Öğrenince çok sevineceksin. İyi, hadi git bakalım. Çatı yamuk.
kapı olması gereken yerde değil. Şuraya bak. Bütün köyü dolaştım, bir tek çöp bidonu bile yok. Etraftaki çöpler hastalık saçıyor. Hastalanmamak elde değil. Rezalet. Aha! Çekil önümden kerata. Görüyorsun ki görev başındayım. Seninle düello yapmaya geldim Smetre abi. O niye o? Şöyle diyeyim, ben bu köyün nesiyim? Diyelim ki delisi. Ya sen? Öyle ya, ben de pek akıllı sayılmam değil mi? Ya gördün mü? İkimizden biri fazla. Her köyün bir delisi var. Senin gel benimle iki oldu. Bu köyden ya sen gideceksin ya ben. Sen git o zaman kerata. Hmm. He? Hem ben bu köye misyoner olarak geldim. Ben gidemem. Bir kere iki Ahmet Kahım bu köyde. Sevdiğim kız Hacer bu köyde yaşıyor. Ayrıca benim iki tane de deli raporum var. Sen gideceksin. Yazı tura atalım mı? Atalım. Yazı mı tura mı kerata? Yazı da gelse sen gideceksin. Tura da gelse sen gideceksin. Yazık. Simetri abi. Hadi bay bay. İnci dişli, hıriye sırma saçlı, hıriye gel beriye, beriye güzel ömrünü çürüye, sırma saçlı, hıriye. Ay, çok yakıştı vallahi teyzeciğim. Ay şaka yapmıyorsunuz değil mi? Vallahi köylü güzeli yarışması olsa kesin birinci seçilirsin o derece yani. Aa daha neler. Anam seni böyle görürse hasetinden çatlar. Vallahi. Ay kızlar bu evde doğru düzgün bana göre bir boy aynası yok değil mi? Teyze. Ne? Buna da sığamıyorsan. Terbiyesizler. Ay kızlar ben şu kıyafetimle köy yerinde dolaşmaya çıkıyorum. Bakalım tanıyacaklar mı? Teyze hoş şu mendili de al. Ne yapacağım bunu, burnumu mu sileceğim? Bunun manası var. Köy yerine yakışıklı birini bulursan bunu böyle böyle yere atıyorsun. Böylece gönlün erken de bulacaksın kesin. Cadılar. Hayırlısı neyse o olsun. Sağ olun Mehmet Bey. Vallahi kızınız rahat edecek. Ailece düşünün taşının. Oğluma çok kız baktık ama hiçbirini gözüm tutmadı. Bir iki dost da senin kızı tavsiye etti. Kızım olduğu için söylemiyorum. Lakin bu köyde üstüne yok. Hem terbiyeli, hem akıllı, hem güzel. Benim Ankara'da bazı işlerim var. Malum devlet işleri. Eşimle oğlum kızınızı görmeye gelecekler. Hayırlısı neyse o olsun. Amin, amin. Oğlum Amerika'dan yeni geldi. Yüksek tahsilini de orada tamamladı. Aramızda kalsın, eğer oğlum kızınızla evlenirse onu da alıp oraya yerleşecekler. Bir kadının yeri kocasının yanıdır. Ben artık gideyim, yapacak çok işlerim var. Daha sonra görüşürüz. Güle güle efendim, güle güle, güle güle. Hoşça kalın. İyi yolculuklar. İyi yolculuklar efendim. İyi yolculuklar. Ne? Değişen sadece Semer'in. Ağzından çıkanı kulağın duysun Kezban. Ablanla sen ne biçim konuşuyorsun? Yok canım, konuşursam ne olurmuş? O dilini koparırım, Kezbanım, anladın Kezbanım, mı? Ne oluyor ya? Kezbanım, kızımıza kısmet çıktı. Kısmet mi? Amerika'dan bir genç, kızımıza görücü geliyor. Ben ecnebiyle evlenmem. Hem ben bu... Sana değil be kızım, Hacer'ime geliyor. Ne? Bana mı geliyor? Bana mı geliyor? Ercem duyarsa delirecek. Salak, o zaten deli. Peki kimmiş bu gelecek olan? Çok zengin bir ailenin oğlu. Babasının trilyonları varmış. Hadi kız, yaşadın yine.
Zengin birine varıyor. Birkaç güne kadar Görücü'ye gelecekler. Ay, yapma be Salim enişte. Görücü usulü evlenmek tarihe karıştı artık. Hangi çağda yaşıyoruz Allah aşkına? Sana ne? Anam haklı. Oo, bakıyorum dünden razısın Hacoş. Yani demek istediğim, anamla babam ne derse o olur. Ay, yakışıklı mı hacı? Damat olayım mı? Alacağım! Ben de damat olacağım! Erdem olacak! Erdem damat olacak! Erdem Hacı'yı alacak! Erdem damat olacak! Hacı abi, sana benim bir şey diyeceğim. Sahi mi? Dur bir dakika. Çocuklar, biz ailevi bir mesele konuşacağız. Bize izin verir misiniz? Hadi bakayım. Bay bay. Seni dinliyorum kayınço. El kulağını söyleyeceğim. De bakayım. Ana! Ne diyorsun kayınço? Doğru mu diyor? Doğru diyorum valla. Sen yalan söylüyorsun kayınço. Ben gidip Hacer'ime sorarım şimdi. Hacer'im! Hacer! Hacer'im! Gelin olmuş gidiyorum. Sana veda ediyorum. Sakın ağlama diyorum. Ağlamamak elde değil. Ağlamamak elde değil. Hacer'im, böyle söyleme. Oo, Ercep Beyler de gelmişler. Hacer'im, duyduklarım doğru mu? Ne çabuk duydun lan? Köy köy değil, dedikodu kazan mübarek. Kimden duydun? Paparazilerden. Bırak şimdi kimden duyduğumu da. Doğru söyle. Gerçekten evleniyor mu Hacer'im? He, doğru. Şehre gelin gidiyorum. Daha doğrusu Amerika'ya gelin oluyorum. Ben ne olacağım Hacer'im? Sen bana varmayacak mıydın? Ercep, bir bana bak, bir kendine bak. Ne görüyor? Birbirimize çok yakışıyoruz değil mi Hacer? Bana bak deli Ercep. Ben de bu gençlik, bu güzellik varken kala kala bir köyün derisinde mi kaldım? Ama Hacer'im, seni seviyorum Hacer. Yeter be. Akıl var, mantık var. Ben seninle hayatta evlenir miyim? Şu haline bak. Çocukların maskarası deli Ercep beni seviyor, benimle evlenmek istiyor. Hadi bas git buradan. Git kendine, kendin gibi akıl fukarası birini bul, evlen. Bir daha da benim karşıma çıkma. Böyle konuşma Hacer'im. Ben sensiz yaşayamam, ölürüm. Ercep, sen zaten beynen ölmüşsün. Bitkisel bir hayat yaşıyorsun. Hadi çek git, işim gücüm var. Delinin zoruna bak be. Başkasıyla evlenirsen ölürüm Hacer'im. Bana ne? Tohumuna para saymadım ya. Hadi git. Hadi git, çocuklar seni bekliyor. Hacer'im. Bak ya, hala burada duruyor. Hadi Ercep. Hacer'im. Hacer'e Görücü geliyor Burhan. Hem de Amerika'da. Sahi mi? Darısı senin de başına. Aa, Allah yazdıysa bulsun. Ben Amerikalı istemem. Keşke benim de cebimde dolarlar olsaydı. O zaman anan seni bana verirdi. Bunun dolarla ilgisi yok Burhan. Araya girenler Hacer'i öve öve bitirememişler. Buna üzüleceğine sevinmelisin Fülbi. Öyle deme Burhan. Hacer gidecek diye içim burkuluyor. Ev tenhalaşacak, sessizleşecek. Ne kadar kavga etsek de kardeşim o benim. Onu çok seviyorum. Hacer adına çok seviniyorum. Hiç olmazsa o deli anandan kurtulacak. Özür dilerim. Yani şey demek istedim. Önemli değil. Bütün köy halkı anama deli diyor zaten. Sen demişsin çok mu? Bana kızmadın mı? Yok. Aa, ne yapıyorsun, delirdin mi? Delirdin dedin de aklıma geldi. Hacer evlenince deli Ercep ne yapacak? Kafayı yer vallahi. Of. Zaten kafayı yemiş doğuştan. Hem Hacer'in onunla evlenmesi olacak şey mi? Öyle deme Sülbi, o da bir kalp taşıyor. Delidir diye sevmeye hakkı yok mu? Ercep gibi
konuşmaya başladın Burhan, dikkat et. Ercep olursam sebebi sensin. Çünkü bende akıl bırakmadın. Delirdim Sübiyem, delirdim. Senin aşkından delirdim. Deliyim, gözü kara deliyim. Yakarım Roma'yı da yakarım. Bekir amca sussana, adamın içi sızlıyor senin söylediğin şeye bak. Kendisi istiyor. Repertuarımda yok de. Adam belki de kendini öldürecek. Ceket lan, sen açtan ne anlarsın? Hadi be. Ercep. Aşığın halinden aşıklar anlar Ercep. Hadi anlat bana derdini. Bak ne demişler. Derdini söylemeyen derman bulamaz mı? Kendimi intihar edeceğim abi. Acelim gelin hocam. Ben kendimi intihar edeceğim. Ulan evde karı dırdırı, burada deli zırıltısı. Biraz bırakın da kafamızı dinleyelim ya. Kendimizi kaparsak. Hacerimi bana verecek misin Halim amca? Hadi oradan git lan deli. Bana bana. Ben hacerimi istiyorum. Salim. Ne demek Salim? Senin kızlarının yaktığı gönüllerin haddi hesabı yok. Yaktırmasınlar kardeşim. Çakmağı ben mi yakıyorum? Hacer gelin oluyor. Ben de damat olacağım. Hem benim neyim eksik? Senin tahtan eksik. Tahta. Salim, duyduğuma göre senin damat adayı Amerika'da yaşıyormuş he? Nerede yaşarsa yaşasın. Kızımı mutlu etsin yeter. Hacer bir tek benle mutlu olur. Biz ayırmaz Salim amca. Hacer, var mısın lan kızları kaçırmaya? Sen Hacer'i, ben Sülbiye'yi. Salim amca. Ben Hacer'i kaçırabilir miyim? Şuursuz şuursuz konuşma. Ayağımın altına alacağım şimdi ha. Al al. Allah vurmuş zaten. Bir de sen vur. Hacer ellere vereceğine kalbime bir hançer saplasaydı daha iyiydi. Salim amca. Bekir amca. Sevenin halinden. Ne gerek. Sevenler anlar. Parçasını biliyor musun? Sen bir isteğini kağıda yaz. Bakarsın okurum. Bakıyorum yapışmışsın gene koltuğuna bayan pekmezci. Yine mi geldin lan sen? Hemen artık muhtarım. Muhtar hanım diyeceksin bana Asimetri Bey. Simetri hanımefendi. Ha simetri ha asimetri. İkisi de aynı şey değil mi? Söyle bakalım niye geldin? Öyle koltukta kaykılarak muhtarlık yapılmaz Kezban Hanım. Sandalyeleri düzelterek mi yapılır? Şikayetlerim var bayan pekmezci. İki dakika var, seni dinliyorum. Sokaklar inek tezekleriyle dolu. İğrenç. Etraf deseniz çöpten geçilmiyor. Çarpık bir köyleşme var burada. Ya, dahası var mı? Ağırlardan yayılan tezek kokusu neredeyse burnumun direğini kıracak. Parfüm sıktırırız. Başka? Bu kadar mı? Deveye neden boynun eğri demişler, nerem doğru ki demiş. Tepemin tasını attırma Asimetri. Bu köyün civar köyler içinde en temiz köy olduğunu sağ sultan bile duydu. Benim söyleyeceklerimin bittiğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Seninle işimiz bitmedi daha. Bak hala konuşuyor. Görüşeceğiz. Git yoksa ağzını mühürletirim senin. Yürü. Şimdilik gidiyorum Kezban Hanım. Ama şimdilik. Ah! Senin gibi geçerken uğrayıp köye kazık çakanlardan biri. Hem neden soruyorsun? Hiç. Köyde daha önce görmedim de ondan sordum. Çok karizmatik biri. Karizmatik değil canım, simetrik. Ay simetri dedikleri adam bu mu? Tam üstüne bastın hayruş pesinle çıkar. Aşk olsun Kezboş, bana şişko demek istiyorsun. Hacer'im. Hanım.
kaçtı. Alacağım. Bütün bezlerimi alacağım senden. Sana diyorum, sana. Hacer. Hacer'im, evim oğluna. Gelin gitsin diye sana bezler bağladım. Dilek hat tuttum. Kardeşi gittin Dilek ağacı. Ver bana sevgilimi. Hacer'imi bana ver. Ne olur. Hacer'ime duvak yapacağım. Hacer'im gelin olacak. Ben de damat olacağım. Neyin var amcaoğlu? Ne oldu lan, söylesene. Hacer'e görücü geliyormuş. Zengin mi bari? Hem de nasıl. Dünya kadar parası var. Hı? Desene Hacer Leyla'yı havada gördü. Ne şans ama. Böyleleri bizi bulmaz ki. Nasıl yani? Yanlış anlama. Yani zengin bir kız benimle evlense fena mı olur? Seni kim ne yapsın be? Neyin var? Aklım fikrim filmlerde, sinemalarda. Deli bir kadının kızında değil ya, sen ona bak. Sen ne dedin? Kime deli diyorsun? Deli Ercep'ten bahsettim. Sahi ya. O deliye ben de çok acıyorum. Hacer'i sırılsıklama aşık. Yazık valla. Allah sonunu hayretsin. Ercep'e gidelim mi? Biraz teselli ederiz onu. Ne dersin? Gidelim. O kesin Dilek ağacındadır. Kezban! Kezban'ım! Kezban! Kezban! Ne oldu Salim? Seni atlılar mı kovalıyor? Sana diyeceklerim var. Sıranı bekle. Kocan bile olsan sıranı bekleyeceksin. Bu makamda dofil yok. Ama Kezban! Destursuz bagirini sopayla kovarlar Salim. Sana bekle diyorum. Hacı'ya selam söyle Mehmet. Baş üstüne muhtarım. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Tamam, kes yağ çekmeyi. Hadi işine. Ben çalışırken bana saygılı olmayı öğrenmen gerekiyor Salim. Ben sadece senin eşin değil, bu köyün de muhtarıyım. Ne söyleyeceğini unutmadıysan seni dinliyorum. Kezban, dünürlerden haber geldi. Yarın değil öbür gün geliyorlarmış. Öbür gün mü? Gelsinler, hoş gelsinler, sefalar getirsinler. Zaman ne çabuk geçiyor. Hacer'im gelinlik çağı geldi de haberimiz bile yok. Hacer turnayı gözünden vurdu Kezban'ım. Damadımız olacak çocuk Amerikalarda eğitim almış. Babası müteahhit, annesi de ev hanımıymış. Bizim tam tersimiz yani. Ama ilahi Kezban. Bakıyorum keyfin yerinde. Yerinde olacak tabii. Bakarsın çifte düğün yaparız. Çifte düğün mü? Yoksa sülbeyi Buran'a mı vermeyi düşünüyorsun ha? Aptal olma. Ben o avareye kız vermem. Hayrışa bir kısmet buldum. Tahmin et kim? Ercep'ten başkası aklıma gelmiyor. Ercep bir gün oğlu Salim. O zaman kim? Yeni çiftimiz Simoş'la Hayruş. Yani simetriyle benim Tombiş ablam. Hayda. Bak hiç aklıma gelmemişti. Ercep. Ercep, yeter ağladın ama. Hem bilirsin erkekler ağlamaz. Onu kim demişse halt etmişsin. Ayrılık acısını çeksin de bakayım ağlıyor mu ağlamıyor mu? Ben öldüm burada. Beni diri diri mezara gömdüler. Dur Ercep'im. Hem sen öldüysen biz daha ölmedik. Arkadaşlık öldü mü ya? Hacer'imi başkasına veriyorlar Safra. Ne olur yardım edin bana.
Bacanak! Hacer'i ona vermesinler, ne olur! Bir şeyler yap, ben Hacer'siz yaşayamam, ölürüm! Tamam Ercep, ağlama artık. Beni de ağlatacaksın. Sen niye ağlayacaksın Burak? Sünni'yi vermediler, Hacer'i verdiler! Dur canım, daha kızı kimseye verdikleri yok. Hem ne demişler, gün doğmadan neler doğar, değil mi? Bacanak! Hacer'le Sünni'yi kaçıralım lan! Hakkı değil mi? Kaçıralım. Tamam tamam. Kaçırırız. Söz mü? Söz. Zaffer! Zaffer! Ocağına düştüm Zaffer. Bir senaryo da benim için ya. Hacer'i benlere verme. Ne istersen yapacağım. Yeter ki beni Hacer'imden ayırmasınlar. Sus lan deli. Beni de anlatacaksın şimdi. Bana bana. Ben Hacer'imi istiyorum. Bana teselli verme! Hacer'imi ver Zaffer! Hacer'im olmadan ben bu köyde yaşayamam! Kendimi öldürürüm! Dur hele Ercep! Bizim köyden kız almak o kadar kolay mı sanıyorsun? Hele alacakları kız senin Hacer'inse! Kolay değil, değil mi Zaffer? Burhan! Duydun mu? Hadi Zaffer! Yaz şu senaryonu! Ya maddeye yazılmaz ki! İlham perilerimin gelmesi lazım! İlham perileri nereden gelecekse gelsin artık! Hacer'im elden gidiyor Zaffer! Bacanak! Gelin ata binmiş ya nasip demiş. Kim derdi ki rüşvetçi Hacer Amerika'ya gelin gidecek diye? Ne demişler? Boğulacaksan büyük denizde boğul. Büyük alışveriş merkezlerine gidersin artık. Gerçi sen kaybolursun oralarda ama... Allah'tan kocan orayı biliyor. Abla, ben en çok neyi özleyeceğim biliyor musun? Ercebi mi? Aman aman sus. Anma o deli şimdi şıp diye karşımıza çıkar vallahi. Doğru. Ben en çok seninle kavgalarımızı özleyeceğim. Ben gelirim seninle kavga etmeye merak etme. Tabii bizi unutmazsın. Öyle deme abla ya. Ben hepinizi çok özleyeceğim. Doğru valla. Ya sana söyledim. Ana, abla şunlara bak. Ben şimdi bu kızı dövmeyeyim de ne yapayım Hacer? Bence döv. Elini korkak alıştırma. Bu Cemile dayak arsız oldu çıktı. Hadi hadi yürü. Nasılsın Hamide teyze? Sağ ol Sülbi. Sizler nasılsınız? Seni görünce iyi olduk da kolundaki sepet için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Dua et misafir sayılırsın bu köyde. Yoksa o sepeti gösterirdim sana. Bazıları meydanı boş bulunca atıp tutuyor. Uğraşma abla. Isıracak köpek diş göstermezmiş. Ya Hamide teyze şunlara bir şey desene. Vallahi ne diyeyim bilmem ki. Kızların sokak ortasında oğlum Burhan'ı kapmak için kavga etmeleri hoşuma gidiyor. Ne de olsa artist gibi bir delikanlı dünyaya getirdim. Allah nazardan saklasın. Boyu, posu, güzelliği bana çekmiş. Kuzgunu yavrusu anka kuşu gibi görün. Gidelim Hamide teyze. Daha eve gidip Burhan'ın sevdiği yemekleri yapacağım. Hem de kendi ellerimle. Kısaca görücüye çıkıyormuşsun, doğru mu? Her şey kısmet be Hamide teyze. Bakalım. Yerinde olsam bu kısmeti tepmezdim. Yoksa bu gidişle deli Ercep'e kalacağım. Hiç olmazsa senin gibi evde kalmayacak. Sen ancak kendi derdine yan, kara kedi. Kız Sülbiye. Efendim Hamide teyze. Geçenlerde anan bizden özür dilemek için eve gelmişti. Ona de ki Hamide teyze bir defalığına özrünü kabul etti de. Bir daha olmasın. Aşk olsun Hamide teyze. Bunu üçüncü şahısların önünde söylemesen olmaz sanki. Üçüncü şahıs dedin. Yakında gelini olacak. Şimdiden ağıtlar yaksan iyi olur. Gidelim Hamide teyze. Bu Cemile var ya, kaleyi içten fethetmiş, tedbirli ol. Bak ben söylüyorum yani. O kalenin prensinin gönlü bendeyken, o ancak kale burçlarının havasını al. Hadi yürü kız. Canım, al. Ay teyzeciğim, yaptığın yemekleri çok özleyeceğim vallahi. Ne? Yapma anne. Hacer artık bu evde misafir sayılır.
Bugün var, yarın yok inşallah. Vallahi benim bu görücü usulünü hala aklım almıyor. Akıl olsa gam yemeyeceğim emme. Allah aşkına susun da yemeğimizi yiyelim ya. Şu kavgalarınızdan bıktım usandım ya. Salim! Efendim karıcığım. Bu koca adamı mama çevirdin ya, helal olsun sana. Enişte bir tabak daha yo, alır yo. Mısın? Aldım alacağım kadar ben. Ben bir tabak daha alırım. Aa, biraz daha yersen teyzem gibi olacaksın. Kız. Şu kızına bir şey desene. İyi enişte. Bu görücüye gelecek olan çocuğu tanıyor musun? Aa, tanımaz mı? Asker arkadaşı. Vallahi çocuğu hiç görmedim ama anlatılanlara bakılırsa çok zengin bir ailenin çocuğuymuş. Ayol parasından bize ne? Huyu suyu nasıl, önemli olan o, onu söyle. Niye öyle diyorsun teyze? Parası olsa fena mı? Kızım parayla saadet olmaz. Bal gibi olur. Eğer Burhan'ın parası olsaydı... Ne? Burhan'ın parası olsa... Heh, devam et kızım hadi. Okul. Okul yaptıracaktık. Okul. Ne diyelim, hayırlısı olsun. Bahtı sana çekmesin yeter. Aman ne varmış benim bahtımda? İnşallah görücülerin önünde de kavga etmezsiniz. Hayırdır inşallah. Kim bu saatte? Allah Allah. Ben bakarım. Allah Allah. Ne var Valdız? Aman! Sonra geldi kız. Aman! Kaynanam da beni çok seviyormuş. Ercep! Ne işi var evimde bu saatte? Hacer'im istemeye geldim Gezban yenge. Karnın aç mı Ercep? Yemek ister misin? Otur. Yok ben yemek istemem. Hacer'im istiyorum. Beni Hacer'imden ayırma Gezban yenge. Ben ayırmıyorum Ercep. Hacer kendisi gidiyor. Sor bak. Kezboş. Günahtır. Dalga geçmeyin elin garibiyle. Hacer'im ellere verme Kezban yenge. Bana ver. Salim gönder şunu. Tamam. Kızım sen çekil. Gel. Ercep gel buraya. Gel. Bana. Ben tamam. Hacer'im istiyorum. Tamam. Ya, hadi çık. Başka ya. Zaman konuşuruz. Hadi bakayım. Ya. Hadi. Bana. Hadi be. Oh be. Bire, bak şimdi senin amcaoğluyla biraz dalga geçeceğim. Hırtmanım. Ne var abi? Hırtmanım, ben 2 ile 2'yi çarpınca 4 oluyor. 2'yi 2 ile toplayınca yine 4 oluyor. Ben bunu anlamış değilim. Büyüyünce anlarsın abi, otur yerine. Senin gibi zekalara bunu anlatmak çok zor. Aldın mı boyunun ölçüsünü? Konuşma lan. Hocam, ben anlamadım ama. Sen süper zekasın Cemile, tabii ki anlarsın. Teşekkür ederim hocam. Simetri abi, bir saattir ne yazıyorsun orada? Muhtarı düşürmek için gen soru hazırlıyorum. Burası okul, okulda politika istemiyorum. Lütfen kaldır şunu. Ben senin öğrencin değilim muallim bey. Bana emir veremezsin. Bal gibi de verir. Noter memuresi de konuştu. Hocam, bana noter memuresi dedi. Otur yerine Cemile. Ay, seni mi kıracağım? Kaldırır mısın şunu Simetri abi? Bunu yapmak zorundayım. Dersteyiz. Önce toplamayı öğreniyoruz. Ha. Oğlum. Yeah. Oğlum değil. Hocam. Senin de her şeye macunuz oluyor Cemile. Bırak da baba ol bir konuşalım he. Baba. Baba değil. 216 Bekir.
Lan Pire, bu Ercebin hali ne olacak? Bilmiyorum Avni. Bir delilik yapmasından korkuyorum Pire. Fark etmez oğlum, o zaten deli. Hadi lan. Sen aşktan ne anlarsın? Tıttırmışsın bir Yeşilçam aşklara gidiyorsun. Nostalji oğlum bunlar, nostalji. Yok ya, ben yanına gideyim. Kendine zarar vermesinden korkuyorum. Aslında benim de aklımdan çıkmıyor garibim. Hadi kalk gidelim. Hadi gidelim. Amca oğlum. Ercebi merak ettik. Ha. Onu yalnız bırakmasak iyi olacak. Haklısın Saffet. Ben de sizinle geleyim. Hadi. Ercebin işi çok zor vallahi. He, insan sevdi mi tam sevecek. Sen sevgiden de anlarsın. Aklın fikrin sevenlerin arasına girmek. Karaçalı ne olacak? Doğru konuş lan. Yoksa çeneni yamulturum. Benim çenemi yamulacak adam anasından daha doğmadı. Ulan... Durun durun. Şşşt. Dur amcaoğlu ya. Ne yapıyorsun? Baksana ne diyor. Sen de sus be Avni. Hadi lan. Ulan dua et Ercebe yardıma gidiyor. Yoksa ben sağ yapacağım bilirdim. Ne yapacaksın lan? Ne yapacaksın lan? Lan var ya şimdi. Kedi köpek gibi dalaşmaktan vazgeçsenize. Acele edin. O deli bir delilik yapmadan yetişelim. Seninle daha sonra hesaplaşırız. Yuva yıkan abi. Nasıl istersen muallim efendi. Muallimliği kim kaybetmişse. Bana bak, seni var ya. Aferin. Aferin. Siz burada kalıp kozlarınızı paylaşın. Ben gidiyorum. Hadi gel lan. Gel lan, ben hazırım, gel. Gelsene lan. Kozlarımızı sonra paylaşalım. Korkak. Ercep. 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 İçeride misin lan? Atsana lan kapıyı Ercep. 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 Ne yoksa bu deli kendi canına kıymasın. Hı? Ercep. Aman Allah. Ercep. 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 Lan Ercep. Lan Ercep. Aç gözünü. Kalk lan Ercep. 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 Ercep aç gözünü. Ercep. Şuraya bakın. İntihar etmiş. Ercep uyan. Ercep uyan. Ercep. Ercep aç gözlerini Ercep. Ercep kalk lan Ercep. 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 Bırak beni bacana. Yaşıyor. Ana. Sen buna yaşamak mı diyorsun? Kalk lan kalk. Tamam tamam hadi kalk. Hapları içmedin değil mi? Yapamadım bacana. Bir intihar etmeyi bile beceremedim. 40 yılın başında doğru bir iş yaptı. Kalk hadi. Sizin ne işiniz var burada? Hiç. Öyle geçiyorduk uğradık. Tövbe tövbe. Oğlum sen iyi misin? İyi değilim. İyi olmamı istiyorsa bana Hacer'imi getirirsin Avni. Hadi lan. Kelim Meryem olsa başına çalarmış. Sana Hacer'i getireceğime kendime Sülbiye'ye getirdim. Sana Sülbiye'nin adını ağzına alma demedim ulan ben. Ha söyle demedim mi? Hop, hop. Ne yapıyorsunuz ya?
Durun bir sakin olun. Otur şuraya. Bu bavul da ne böyle? Gidiyorum. Bütün aşklar yüreğimde. Lendeller cep. Öbür tarafı bavulunda mı götürüyor? Öbür tarafa gitmiyorum anne. Başka köye gidiyorum. Pes ettin demek. Ne yapayım? Hacer'in bana varmak istemiyor. Ben de alıp başımı gidiyorum. Dur lan. Son yazmamış filmden ümit kesilmez. Tabii son canım. Yazmadı. Rahat ol. Bekle. Bu film değil Saffet. Gerçek gerçek. Oğlum senaryoyu ben yazmıyor muyum? İstediğim gibi yazarım. Tabii canım. Yeter ki sen iste. Mutlu son mu istersin, mutsuz son mu? Mutlu son olsun Saffet. Ercep ile Hacer birbirine kavuşsunlar. Tamam. Düz gider. Hadi hızlanın tembel şeyler. Ben eve gitmek istiyorum. Yapacak dünya kadar işim var. Kız görücülerin yarın gelecek. Bugün değil. Sana hayret ediyorum Hacoş. İnsan sevdiğiyle evlenmeli. Öyle değil mi kız Sülboş? Öyle öyle de. Arada gaddar analar olmasa. Siz aklınızı kendinize saklayın. Ben halimden memnunum. Çocuk zengin bir kere. Bir elim yağda bir elim balda olacak. Yediğim önümde, yemediğim buzdolabında, hizmetçilerim olacak, özel şoförlerim olacak, olacak da olacak. Kızın ayağı uzaktan göründüğü gibi değil. Ya alkolikse, ya kumarbazsa, ya karısını döven psikopatlardansa. Gün seven de kendine katlanır. Kız daha çocuğu görmedin, ne zaman sevdin? Sen sus. Hiç parasız bir çalgıcıya aşık olmaktansa zengin birine aşık olmayı tercih ederim. Ben Burhan'ımla olayım da ekmek soğan yemeye razıyım. İki çıplak bir hamama yakışır. Ercep. Bir lokma bir şey al lan. Kafan çalışmaz bak yoksa. Ben yemek istemiyorum Saffet. Hacer'imi istiyorum. Sen bana güvenmiyor musun? Bir film yapacağım dedim ya sana. Sami diyor Saffet. Bana güven gezini merak etme sen. Sana güveniyorum Saffet. Ne demişler? Denize düşen yılana sarılır. Ne diyorsun lan? Deli. Beni yılan mı görüyorsun? Özür dilerim. Üzüntüden ne dediğimi biliyor musun Saffet? Neyse. Sus da biraz düşüneyim. Otur. Teşekkür ederim. Bakalım hangi film işimize yarayacak? Acele Saffet! Hacer benden gidiyor! Sus lan! Kafamı karıştırma! Ama! Ama! Bir kere gele attığını görmedim. Aynen. Madem biliyorsun, ayıp ediyorsun. Var mı böyle bir şey ya? Ya oynadıyorum. Oynuyoruz, oynuyoruz. Arkadaşlar. Biraz sessiz olalım. Simetri Bey bize açıklayacağı mühim şeyler varmış. Arkadaşlar. Sevgili hemşerilerim. Üzülerek görüyorum ki sizden ayrı kaldığım bunca zaman zarfında yeni muhtarınız bu köy için hiçbir şey yapmamıştır. Açıkça görülüyor ki bu köyde yönetim boşluğu vardır. Yönetim boşluğu mu? Yönetim boşluğu ya. Yönetim boşluğu bir süre sonra neye yol açar arkadaşlar? Neye? Ne olur? Anarşiye. Anarşi mi? Anarşi mi? Doğru. Anarşiye ya. Ya. Bu köye kadın muhtar getirirlerse olacağı bu zaten. Sen sus. Uyuyan muhalefet, senin konuşmaya hiç hakkın yok. Niye? Ben ne yaptım şimdi? Hiçbir şey yapmadın. Mesele de bu ya. Bir köyde muhalefet yoksa o köyde gelişme de olmaz. Muhalefet her daim teyakkuzda olacak. İktidarın her hareketini izleyecek, açığını arayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Görelim bakalım muhalefetinizi Simetri Bey. Şu hızla yürüyenler... Kezban nasıl halim değil mi? Hani? Nerede? Aha da orada.
Bondi meydan, yürü. Sıkı dur bayan pekmezci. Gerçek muhalefet simetri geliyor. Bu köy sahipsiz değil artık. Ay! Yaralandınız Kezban Hanım. Ödümü kopardın be adam. Ne var, ne istiyorsun? Nereye gidiyorsunuz bu saatte? Muhtarlıkta olmanız gerekmiyor muydu? Allah Allah. Sana ne? Vekilim misin, amirim misin? Nereye gidiyorsam gidiyorum. Sana hesap mı vereceğim? Boş ver Kezban'ım. Başka zaman icabına bakarsın. Bundan böyle benden habersiz hiçbir şey yapamazsın Kezban Hanım. Hem bana hem de kamuoyuna hesap vereceksin. Ne demek oluyor şimdi bu laf? He? Sen geri dur Salim. Ben onun ölçüsünü alırım şimdi. Söyle bakalım Asimetri Bey. Bu köyden neden şikayetçisin? Sen geç dalganı geç. Az önce seçmenin önünde muhtarlığa adaylığımı açıkladım ben. Ne yaptın, ne yaptın? Adaylığımı açıkladım. Biraz geç kalmadı mı Asimetri Beyciğim? Bir yıl kadar. Bunun bir önemi yok. Hem de hiçbir önemi yok. Muhalefet olarak bundan sonra her an ensenizdeyim. Bana bak Asimetri. Hemen şimdi inmezsen ensemden seni paralarım lan! Gözüm üstünde olacak. Yıldıramazsın beni. En küçük bir açığında kaymakama şikayet edeceğim seni. Allah'ım yarabbim. Herkes mi deli yoksa bu köye gelince mi deli oluyor bunlar? Havasından mı suyundan mı nedir? Aman Kezban'ım kızma. Yürü Salim yürü. Olur yürüyorum Kezban'ım. Herkes şahit. Mesai saati içerisinde özel işleriyle uğraşıyor. Zabıt tutturacağım. Müfettiş isteyeceğim. Herkes şahit olsun. Bundan sonra böyle kolay at oynatamayacaksın. Burhan. Gelmeyeceksin diye çok korktum. Az kalsın gelemiyordum Burhan. Hayruf teyzem bizi yürüyüşe çıkardı. Onu zor ektim vallahi. Seni çok özledim Sülbiyen. Bu gidişle birbirimizi çok özleyeceğiz Burhan. Bak Hacer bile koca buldu. Sana gel kaçalım diyorum ama beni dinlemiyorsun. Hep şu anandan korkuyorsun. Ah şu anan yok mu? Anam hakkında böyle konuşma Burhan. Ben gideyim artık. Daha yeni geldin. Evdekilere gidip yardım etmem lazım. Malum görücüler gelecek. Olan zavallı Ercebe olacak. Yok artık. Hacer Ercebe'le mi evlenecek? Kardeşim o deliği ne yapsın? Hem Hacer'i istemeye gelen çocuk Amerika'da yaşıyormuş. Ya. Desene Hacer'in de istediği oldu. Tam kendine uygun birini buldu. Hacer bu. Aklı fikri parada. Neyse ben gideyim artık. Geç kalıyorum. İşte bunlar Hamide teyze. Tam üzerine oturacak. Kız bu bana olur mu? Genç işi değil mi bu biraz? He ya genç işi. Aman Hamide teyze seni gören de yaşlı biri sanacak. Daha yaşın ne başın ne? Sahi mi diyorsun kız? Bizi yan yana görenler abla kardeş sanıyorlar. Hakikaten yaşın kaç senin Hamide teyze? Çok ayıp Cemile biliyorsun. Hanımların yaşı sorulmaz. Bak sana ne aldım. O ne kız öyle? Oje. Uzat elini bakayım. Ay bilmem ki. Kadın dediğim bakımlı olmalı. Uzat uzat. Hamide! Sen mi geldin Bekir amca? Burhan'ı mı bekliyordun? Bekir'im bak! O ne? O şey. Cemile sürdü. İyi halt etmiş. Çabuk sür onları. Yapma Bekir'im. Bak ellerimin güzelliği ortaya çıktı. Hem kırmızı sürdüm. Sen bu rengi çok seviyorsun. He. Kırmızıyı çok seviyorum. Kırmızıyı görünce böyle boğalar gibi saldırmak istiyor. Çabuk gitsin onları. Çabuk. Hehehehe.
Anladın mı beni Elcan? Kaza süsü verip bu işten kurtulacağız. Anladım anladım. Aferin lan. Sahte. Ama ben ne diyeceğim onu anlamadım. Dur lan. Ya oğlum ya. Bir kere de anla beni ya. Ha? Şimdi ben kimim Sahte? Damat değil miyim? Ulan oğlum. Ölmüş gibi yapacaksın işte. Ben bile anladım. Ben ölemem vallahi. Başka biri ölsün. Ben de acelen vereceğim. Bak Elcep. Filmlerdeki gibi. Yani numarada. Ben artist olacağım. Bak şimdi. Seyret. Aynısını yapacaksın tamam mı? Ay, ay bana bir şeyler oldu. Aman! Aman! Ay, ölüyorum. Safer! Dur lan bozma filmi. Üç silahşörler toplanmış bile. Hoş geldin Buran. Bacana! Ben artist olacağım. Biz de planı gözden geçiriyorduk. Elimizi çabuk tutsak iyi olacak. Yarın görücüler Hacer'i istemeye geliyormuş. Hacer'im ben görücülerim. Ağlama lan. Ağlama. Kadınlar matinesine çevirdin ortalığı. Ben ağlamadım da kimler ağlasın. Ağlama lan. Bak şimdi ben de ağlatacağım. Arkadaşlar en önemli şeyi unutturdunuz bana. Planın iyi işlemesi için bir araba lazım. Ben bulurum. Asker arkadaşımdan isterim merak etmeyin. Siz o işi bana bırakın. Oldu lan. O zaman tamamdır bu iş. Saffet. Bir şey daha diyeceğim ama bu planı bozar mı bozmaz mı bilemem. Damat Amerikalıymış. Ne? Amerikalı mı? Lan sen ne yapacaksın şimdi? Ağlama lan. Tamam arkadaşlar ya panik yapmayın. Benim güzel fikirlerim var. İster Amerikalı, ister Japon, vız gelir, tırıs gider. Tabii canım. Ama. Ya. Jack. 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 Tırıs gider. Bu köyün ne çok eksiği var. Yaz yaz bitmiyor. Siz farkında değilsiniz ama köy elden gidiyor. O niye? Bu köye adam etmek çok zor, çok. Boş ver Simetri, biz böyle çok mutluyuz. Olmaz Bay Bekir, olmaz. Bir kere bu köyün acilen bir sanat galerisine ihtiyacı var. Ne yapacaksın lan galeriyi, ha? At arabalarını mı satacaksın? Resim galerisi Bay Bekir, resim galerisi. Bu köyün en büyük eksikliği bu. Resim sanatının en müstesna eserleri sergilenmeli bu köyde. Lan oğlum sen hiç etrafına bakmıyor musun? Burada her yer resim, her yer manzara. Sonra o minik, o mini minnacık çocuklar için bir kreş gerekiyor. Kreş mi? Anneleri çalışan çocuklar kreşe gider. Simetri çok iyi diyorsun da bunları yapmak için bir şey eksik. Onu biliyor mu? Evet. Bu köyde eksik olan şey azim ve güç. Bilemedin Simetri, bilemedin. Para eksik, para. Hepimizin hali ortada. Simetri... Bırak muhtar olmayı da gel sen benim yanımda darbuka çal. Burhan! Geliyorlar mı? Geliyorlar mı? Daha görünürde kimse yok. Onları nasıl tanıyacağız Burhan? Oğlum kaç tane araba geçiyor ki buradan? İlk geçen arabaya atlayacaksın. Elce! Ne yaptın reçeli? Yedim. Hepsini mi yedin? He! Oğlum bununla sahte kan yapacaktık. Ama! Ne olacak şimdi? Tamam. İç kanama geçiriyor deriz. Hadi Kezban'ım, bağla şu kravatı. Tamam. Dur Salim dur. İki ayağımı bir babuca soktun ha. Anne. Ay dur. Anne. Nasıl olmuş o? Abla. Ama. Abla. Benim kızım çok güzel olmuş. Maşallah. Abla. Abla. Gel bana yardım et. Kezban yardım et. Tamam. Bu ne hal kız? Dur. Takmış takmış demiş. Tamam dur. Görücü geliyor kızım. Güzel yakama. Ama sen pek anlamazsın tabii. Niyeymiş kız? Beni de istemeye geldiler. Allah Allah. Nerede kaldılar ya?
Bilekli annenle çalgıcı Burhan. İyi al o zaman kendin tak. Kıskanma abla, kıskanma. Tamam mı, tamam mı? Nazar etme tamam. Ne olur, tamam. İster senin de olur. Dalga geçme, kafanı kırarım. Ya abla ben hangisini takayım ya? Bak bu güzel, bunu tak. Na 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 na. Kızlar, nasıl olmuşum? Hayrola hayrola. Sen mi gelin olacaksın? Ne olmuş, sırayla değil mi canım? Bugün Hacer'e, yarın bana. Teyze hoş, sırada ben varım ama. Ay bu deli kezboş varken o biraz zor kızım. Anne nasıl olmuşum? Bu ne hal lan? Çim adam gibi olmuşsun lan. Bu ne bu? Horozibi gibi. Salak bütün jöleyi kafasına sürmüş. Anne ya bana salak dedi. Git yıka kafanı lan. Yıkamayacağım işte, yıkamayacağım. Ne diyorsun bak? Hadi oğlum git yıka hadi. Allah Allah. Nerede kaldılar ya? Her şey hazır mı? Hazır Salim. Geliyorlar. Niye telaş ediyorsun? Hem hemen kızı verecek halimiz yok. Önce bir araştıralım, soruşturalım. Hemen verelim gitsin Kezban. Ay bu da güzel oldu. Daha sırada iki tane kızımız var. Hani ben göremiyorum Salim. Nerede? E ben varım ya Kezboş. Aa, senin sıran geçti Hayruş. Hem ben evlendim diye az kızmamıştın bana. Hem aklının başına al, bak koskoca kadınsın. Evde kaldın sen. Yani Kezboş, şu güzel günü zehir edecek bir laf buldun ya yine. Helal olsun sana. Galiba tarih tekerrür ediyor. Ben de sıramı Hacer'e verdim. Vallahi kesin evde kalacaksın abla. Sen de benim gibi elini çabuk tutsan hiç fena almayacak yani. Geliyorlar Recep, geliyorlar. Çok heyecanlıyım. Tamam ne tamam hadi sakin ol, filme başlıyoruz. Atla atla atla. Recep, Recep. Aman Recep. Recep. Ne olur ölme. Sen daha çok gençsin. Kardeşim benim. Benim önüme atladın. Recep. Hay Allah. Kardeşim, kardeşim benim. Ben ölüyorum. Geberiyorum. Hakkını helal et Burhan. İç kanama geçirin. Hemen hastaneye yetiştirelim. Benim suçum yok. Hadi hadi. Acele edin. Körfez kaza dedikleri bu işte. Önüme çıktı. Bırakın konuşmayı da hastaneye yetiştirelim. Hadi. Güzelsin, zenginsin. Adana, Adana. Çık aradan. Hayruş, kızım benimle konuşmak istiyor. Mümkün mü acaba? Ay ay, ay. Bir araba sesi duydum. Geldiler galiba. Dur kızım, traktör sesi o. Abla, tren geçti. Kızım, heyecan yapacak ne var? Sen anlamazsın. Sana görücü gelmedi ki bu heyecanı bilesin. Kezban, açtırma bayramlık ağzımı. Abla. Ablama bakın, yerinde duramıyor. Abla. Allah'ını seversen benim yerime bir tane vur şu sıpayı. Vallahi elimden bir kaza çıkacak. Ha? Geldiler, geldiler. Vallahi geldiler. Geldiler, geldiler. Geldiler Kezban. Geldiler. Geldiler. Kimler gelmiş, kimler gelmiş? Aman efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk babacan. Çekil şöyle adamım. Hey. Mama, ben bunlarla hangisine meriyet yapacağım? Sübiye. Ana, bu hakiki Amerikalı. Ayol bu zenci. Yes dedi. Ayol bir hoş geldiniz demek yok mu? Ay welcome, welcome.
Hoş geldiniz. Hey mama, nasılsın Çak? Çaktır mı oturturum ha? Okey. Ver elini öpmece. Hey adamım, ne haber Çak? Ay affedersiniz, ayıptır sorması. Neyiniz var? Hey adamım. Sen var ya. Polinik alerjim var. Okey adamım. Dans etmece. Adamı, ben de seni sevdim. Anneciğim boy oldu. Avni bu. Bozmaz mı bilemem. Damat Amerikalıymış. Ne? Damat. İşte böyle sen karşılaşıyorsun. Kadınlar bir şeyler yap. Ben acarsız yaşayamam, ölürüm. Tamam Erce, bağlama artık. Tamam ya, pardon ya. Karıştı. 2-1 kayıt. Şuramın telinde, bülbül öter dalında. Cümle alem dilinde, muhtarım oldun. Kezban yenge, yenge yenge, Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge, yenge yenge, Kezban yenge, muhtarım oldun Kezban yenge.